Ne cesaretle cevap veriyorsun be? Ha? Bu ne cüret? Sen benim kocamın merhametini, iyi niyetini fazla abarttın galiba. Ama bak, o da anladı bugün senin gerçek yüzünü. Senin nasıl saygısız, nasıl terbiyesiz bir şey olduğunu o da gördü. Yakındır. Kocamın sabrını taşırman da yakındır. O sizin kocanız. Ne? Benim kocam ne? Cevap ver. Söyle hadi, ne benim kocam ne? Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Bugün zaten canım çok sıkıldı. Frenler tutmuyor. Üzerine gelirsem ne olur Nur? Çekilin! Çekil! Üzerine gelirsem ne olur ha? İzzet çekil! Üzerine gelirsem ne olur Nur? Ha? İzzet! Çekil! Çekil! Çekilin! Çekil! O ses ne? Bak, bak vatan toprağına adım atar atmaz kapıda göreceğim seni, tamam mı? Öyle otel motel uğraştırma beni. Hadi bekliyoruz. Bir ses duydun mu? Yo. Fırat aradı. Türkiye'ye dönüyormuş. Moni de getirecek misin dedim ama... öyle geçiştirdi, laf salatası yaptı. Hah. Bir o ukala Fırat'la Fransız kadın eksikti çünkü. Sırf baba tarafından akraba diye sevmiyorsun çocuğu değil mi? Nur. Kızım. İçler. Ne oldu? İçler ne oldu? Nur. Ne Nur? Ne oldu Nur'a? Nur. Benim hayatım kopya kaldı. Ay gitti mi şimdi canım arabaya? Vallahi üstümüzde bir nazar mı var, ne var anlamadım ben yani. Vallahi hemen kendine bir araba alacağı, gerçekten benimkini vermem yani. Ne arabası Nazan? Benim arabayı düşünecek halim mi kalmış? Gözümün önünden gitmiyor kız ya. Allah'ım sen koru ya Rabbim ya Resulallah. Sen koru ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim korusun bizi.
Yani Allah korusun tabii de... ...hani bir de bakarsın sorunu kökten çözümlemişsin Cahit'i. Baksana hala gelmediler, belli mi olur? İnsaf be Nazan. El insaf. Aman aman korkma. Bir şeyi yok baksana. Bana mısın dememiş mübarek. Bak sapasağlamıştı. İyi misin Nur? Canın acıyor mu? Acımıyor Yiğit Bey. Merak etmeyin. Hafize, sen önden hızlı hızlı çık da doktorun tarif ettiği gibi yatağına hazırlan Nur. Biz de arkadan ağır ağır gelelim de ayağını zorlamasın. Ne oldu Yiğit Bey? Yok yok. Bir kurşun döktürmek lazım bunu. Yatağı doktorun tarif ettiği gibi hazırlatın. Kötü denemeydi Yiğit Kozan. Vallahi sen iki dakika baş başa kalabilmek için hangi bahane üreteceğimi şaşırdım. Neredeyse küs gidiyorduk, farkındasın değil mi? Yapma, şakası bile kötü. Ben o Cahit'i var ya... Bak, abini üzecek bir şey yapma sakın. Bozuşuruz sonra. Hem o da mahvoldu. Karım abimin arabasının altında kalıyor. Şu hale bak. Ya bilerek ezmedi ya sonuçta. Hem çelik gibi reflekslerim varmış. Vın diye arabanın altından kaçtım. Şu hale bak ya. Cahit'i çiğ çiğ yemeyeyim diye espri yapmaya çalışıyorsun. Kendini de arabanın önüne attın işler için. O an aklıma sadece Mert geldi. Mert'ten başka bir şey düşünmedim ben. Sen nasıl bir şeysin ya? Çok özür dilerim. Her şey nasıl oldu birdenbire anlamadım bile. Cahit Bey, sizin suçunuz değil. Kazaydı işte. Hem iyiyim ben. Artık üzmeyin kendinizi. Ay vallahi yedi bitirdi kendini. Ay vicdan azabından ne yapacağını şaşırdı. Ay şükürler olsun. Sen benim hayatımı kurtardın Nur. İyisin değil mi? İyisin, iyisin. Yapacağız mı? Bak sabahtan beri yapmadığını bırakmadın bana. Ama hasta çorbanı gene kardeş yerine içiriyor. Sabahki konuyu kapatsak artık. Aman tamam, kapatalım. He ben zaten affettim seni. Başına gelenleri Allah'ın sopası demiyorum, merak etme. Haberi aldığımdan beri zaten içim içimi yedi. Nasıl oldu Allah aşkına ya? Cahit Bey'i düşünemiyorum bile. İyi kahrından ölmedi. Yazık. O da çok üzüldü. Şaka gibi ya. Kazaya bak. İclal Hanım'la seni sarmaş dolaş etti. Artık can borcu var sana. Tamam. İçmeyecek misin? Hı hı. Sen bilirsin. Hala Sabri'nin kolunu gördün mü? Gördüm kuzum, geçmiş olsun dedim zaten. Ablam yapmış biliyor musun? Aa, o ne biçim laf öyle Mert? Kazaydı hayatım. Amcam yapmış falan demek. Nur annemi kurtarmış. O bir kahraman artık. Mert tamam sus. Hadi yemeğini ye. Ya kız ne yaptı acaba yemek işini? Elmas yediriyor dedim ya. Yiğit, siz gösterdiniz kolunu kızın değil mi? Yani böyle iyi bir doktor gördü. Kırık yokmuş. Merak etme. Birkaç güne toparlar. Şükürler olsun. Çok severmiş gibi. Nazan,
Bir şey mi dedin? Yok, ben bir şey demedim. Yok, duydum ben. Hani çok severmiş gibi falan. İclal, tamam. Ağzımızın tadı kaçmasın. O zaman söyle gelinle abuk sabuk konuşmasın. Laflara bak ya, çok severmiş gibi falan. Ağzımda tadı kalmadı zaten. Hadi afiyet olsun size. Ay ne dedim ben şimdi? Sen artık gık demeyeceksin. Öyle de bakma bana. Evlat, yemeğini bitir olur mu? Hadi afiyet olsun. Gık desek kabahat zaten. Aşkım. Gel. Görüyorsun değil mi şu Nazan'ın yaptığını nasıl damarıma basıyor benim? Nazan işte patapatsızın teki. Takma kafana. Ama yani sanki böyle ben numaradan üzülmüşüm gibi yapıyor. Kız sonuçta kendi canını tehlikeye attı benim hayatımı kurtarmak için. Canavar mıyım ben hala nefret edeyim kızdan? Tamam, takma kafana, boş ver. Hem çok sarsıldın, yat uyu biraz. Tam Nur'un durumuna bir bakayım öyle. Hadi sen de gel benimle beraber bir geçmiş olsun diye. Boş ver şimdi ya, rahatsız etmeyelim, uyumuştur. Ya uyumamıştır işte, demin elmas çorbasını içiriyordu. Hadi gel, gel içim rahat etsin aşkım, hadi. Hadi gel. Oh, hadi şifa niyetine. Ay, bıdık gene geldi galiba. Bir imza daha atacak koluna. Gel Mert'cim, gel. İyi geceler. Kalkma Nurcuğum, kalkma hiç. Dinlenmene bak sen. Biz uyumadan önce nasıl olduğunu bir görelim dedik. İyiyim, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacın olsa sakın çekinme, söyle, tamam mı? Mert'e de hiç dert etme, biz idare ederiz bir şekilde. Sen sadece dinlenmene ve iyileşmene bak, tamam? Yok, doktor zaten iki güne geçer, çıkartırsın sargıyı dedi. İyiyim ben. Olsun olsun. Sen bol bol dinlen yine de. Elmas, sen de ilaçlarının saatlerini sakın aksatma, takip et. Tabii, ben artık burada hasta bakacağım İclal Hanım. Hiç merak etmeyin. İyi, hadi gel. Gel biz gidelim sevgilim, seni yormayalım daha fazla. İyi geceler. İyi geceler. Oh vallahi, İclal Hanım'ı da arkana aldın, artık çiftlikte sırtın yere gelmez senin. Ben bir tuvalete gideyim. Ay kadın sana hiç davranmadığı gibi davranıyor. Zil takıp oynayacağına şu suratına bak ya. Kolum ağrıyor Elmas, başka bir şey değil. Dur, yardım edeyim. Yok yok, gerek yok. İyi. Halef'le Selef kanka oldular. İşe bak ya. Hadi bakalım, yatma vakti geldi artık. Nur bana masal okumayacak mı? Nur ablan iyileşene kadar masallar babadan, tamam mı? Annem okusun. Annen dinlensin biraz, ben okurum. Annem okusun lütfen. Tamam. Okurum ben ya. Ne kadar zor olabilir yani. Okurum. Baba sen de öbür yanına geç. Oley, annemle babamla yatacağım, oley. Dedesiyle yaşayan güzeller güzeli küçük bir kız varmış. Bu kız zaman içinde büyümüş, serpilmiş, güzeller güzeli genç bir kıza dönüşmüş. Yaşadıkları ülkenin prensi, bilim ülkeyi dolaşırken kuzuları otlatan güzel bir kıza rastlamış. Güzel kızı görür görmez aşık olmuş. Ama kötü kalpli kraliçe onların evlenmesini istemediği için kızını koruyup kaçırmış.
Ben de seni merak ettim. Aa, çocuğumu uyutuyorlar birlikte. Hı. Senin gözlerin mi doldu? Ne oldu, ağlıyor musun sen? Canım yanıyor. Canım çok yanıyor. İzler, ne yapıyorsun kızım? Gardırobunu mu yeniliyorsun yine? Ay yok anne, işte bunlar giymediklerim. Hani müzayede için filansa bunlar çok fazla zaten. Üstelik çok gündelik. Müzayede abiye ister biliyorsun. Yok ya, müzayede için değil bunlar işte, Nur için. Vallahi sevdim ben bu bakıcılık işini. İzin de kopardım. Oh, gel keyfim gel. Heh, Elmas, ben de sana bakıyordum. Buyur Yiğit Bey. Bu dün gece çalıştığım dosyaları bir toparlar mısın? Çıkarken yanıma alayım. Tabii. E hadi. Ha, ben çalışma odasında olacaksınız. Tamam, ben hemen hallederim onu. Fazla uzamadı mı burada? Yiğit, yapma böyle. Bak biri girecek şimdi. Ben dün gece gelmek istememiştim yanına, inan. Ama mecbur kaldım. İstemeden de olsa sana çok acı yaşatıyorum. Üzgünüm. Dün gece sizi Mert'in odasında gördüm. İçim öyle bir yandı ki. Öyle karıştı ki sizi görünce. Ama çok güzeldi. Anne, baba, çocuk. Yapma böyle. Ben bunları seni üzmek için söylemedim. Yani ben de istemezdim görmeyi. Sen de görmemi istemezdin. Ama böyle görmek istemeyeceğimiz daha neler yaşadık bu evde. Yaşayacağız da. Ben bu halimizle barıştım artık Yiğit. Barışmak zorundaydım. Barıştım. Hepsi geçecek. Hepsi bitecek, inan bana. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor şimdi ama hepsi geride kalacak. Olursa olsun, beni ne kadar acıtırsa acıtsın, o gördüğüm manzara güzel değil. Mert'in yanında annesi, öbür yanında babası. Çok mutluydu. İçim yansa bile çok güzel değil. İzel, hakikaten sen çok abartıyorsun bunu. Yani bu kadarı da fazla. Ya anne, ne fazla ya? Kıza can borcum var diyorum. Şimdi bir iki tane elbise mi fazla oldu? Elbiselerden söz etmediğimi biliyorsun. Ya sen bu can borcu fikrini biraz abarttın. Hayır tamam, kız hayatını kurtardı. Allah bin kere razı olsun. Ama yani düne kadar düşman kesildiğin kıza... Yani bu kadar yüz vermen hata. Anne bak, o kız benim hayatımı kurtarmadan bir dakika önce ben ona evimden defol git diye bağırıyordum, tamam mı? Onca hakaretime, onca nefretime rağmen kız beni kurtarmak için neredeyse ölüyordu. Sen hala ne diyorsun ya? Düşmanlık bitti artık. Benim için hayatını tehlikeye atan kızdan bana zarar gelmez. Herkes kızısın kafasına, bitti düşmanlık. Hayırdır? Defile mi var? Yok Nazancığım, Nur için onlar. Giymediklerimi ayırdım, gönlümden koptu, ona veriyorum. Aa, sen delirdin herhalde Hicran. Bunun da etiketi üstünde mi?
Ama sen de haklısın tabii. Kız hak etti ne de olsa. Can borcu bu. Kolay kolay ödenmez tabii. Ay anne hadi sen de çağır şu kızı gelsin. Bir bu eksikti. Bir o yılana vicdan yapmak eksikti. Yağ sabırı. Her şey bitecek merak etme. İz bırakacak ama geçecek hepsi. Bak, bunu yaptığıma inanamıyorum ama başka çare bulamadım. Bunu al sakla. Bu senin günlüğün. Günlüğünü mü veriyorsun bana? Evet. Yani ne yapayım, çarem yok. Birinin eline geçerse yandık. İyice geldiler bana. Herkes günlüğümün peşindeymiş gibi geliyor. Anlıyorum tabii. Ya dalga geçme. Yok canım dalga geçmiyorum. Tamam sen hiç merak etme. Ben bunu kasaya kilitlerim. Kimse de okuyamaz. Bak sakın okumaya kalkma. Niye okuyayım canım? Karımın günlüğüne neler yazdığını niye merak ediyorsun? Bir sayfasını bile okumayacaksın. Yoksa çok fena olur. Tamam merak etme okumam. Destursuz girme sakın Aytül'ün. Karı koca içerideler. Hadi sen de git artık. Elmas döner, biri gelir şimdi. Yiğit Elmas seni arıyordu. Allah'tan burada olduğunu tahmin etmemiş. Hadi dinlen sen. Teyze Mert'i... Biliyorum. Bugün biz ilgileneceğiz onunla. Senin gözün arkanda kalmasın. Nur'a da iyi bakacağız. O benim kızımın hayatını kurtardı. Ne yapsam borcumu ödeyemem ben sana. İcler seni bekliyor. Halsizsen sonra gidersin ya da söyleyeyim o buraya gelsin olur mu? Yok, tabii. Ay İcral ya. Ay bu çok güzel, bunu verme bari. Ay Nazan olmuyor onlar bana artık. Daha önceki kiloma göre o elbiseler. Ay ben deneyeyim, belki bana olur. Ay saçmalama Nazan ya. Ben hamileyken bile biz seninle aynı kiloda değilizdir. Ay rica ederim İcral yani. Ben 38 bedenim pardon da. Ay tabii ya sen 38 bedensindir kesin. Yani bunları ha bakıcıya vermişsin ha çöpe atmışsın aynı şey yani. İcral Hanım. Gel Nurcuğum gel. Bak yeni elbiselerim. Gitti mi Yiğit Bey? Gitti. Bu kaza işi hiç iyi olmadı. İcler neredeyse Nur'u bağrına basacak. İcler Hanım da arkasına aldı. Artık işimiz zorlaştı Aytül Hanım. İşimiz? İşimiz değil. İşin zorlaştı Elmas. Ama iddia ettiğin gibi ne yapıp edip zoru başaracaksın. Ay bak bunun etiketi duruyor daha üstünde. Ben Milano'dan almışım bunu. Gerçi senin fazla bir marka takıntın yok ama bu klasik bak. Ya bak.
Bunda ne kadar kime diktirdiğimi söylesen var ya inanamazsın. İcler Hanım, bunların hepsi çok güzel. Ama lütfen ben bunları kabul edemem. Hem gerek yoktu gerçekten. Yani Nur kırılma ama bence gerek var. Ya kusura bakma da senin böyle bir tarzın yok. Bak ben sana dolabımın böyle en genç, en dinamik parçalarını ayırdım. Allah aşkına giyme şu babaanne kıyafetlerini bir daha ya. Ben iyiyim gerçekten. Giyemem sizin elbiselerinizi. Ay İcler istemiyor işte. Niye ısrar ediyorsun canım sen de? Aa. Gel. Hah, gel Berna gel. Şimdi bunların hepsini al. Götür Nur Hanım'ın gardırobuna as hadi. İcler Hanım lütfen. Ay Nur, iki parça elbise verdim. Ne gurur yaptın ya. Ayrıca bak ben verdim artık. Giymezsen bozulurum yani. Ne olur giyme şu eski püskü babaanne şeylerini artık ya. Yeni gardırobunuz hayırlı olsun Nur Hanım. Sen de alamadın ki hiçbir şey parça parça. Tamam hadi. Al bunları da. Asma suratını numaradan. Kadının kocasını almışsın. Elbiselerini mi almayacaksın? Yiğit. 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 Yiğit, Yiğit ne olur bir durur musun? Ne var? Hala kızgın mısın bana? Karımı izledim lan. Karımı? Kızgın olmayayım da ne yapayım sana? Allah beni kahretmesin ne olur. Yiğit, nasıl oldu anlamadım gerçekten. Baksana araba bile kullanamaz haldeyim şu an. Ne olur yapma böyle Yiğit, daha kötü oluyorum. Gözünü seveyim yapma. Yiğit kendimi kötü hissediyorum, yapma böyle ne olursun. Yiğit, ne olur böyle yapma. Şey, Yiğit Bey. Ya bak, şu kızın kolu düzelene kadar gözüme gözükme ne olur. Hayırdır? Kız mevzusu mu var? Fırat? Adam lan adam hayvan herif. İşte biz de koskoca Yiğit Kozan adam etsin diye geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Fırat. Can borcu elbiseyle ödenmez tabii ama iyi başlangıç. Ben de yardım edeyim sana. Ay Nur bunlar çok güzel. İnsan bunları evde giymeye kıyamaz. Ama ne yapacaksın? Sen evde giyeceksin tabii. Yazık. Arada bana da verirsin değil mi? Böyle şirkete giderken giyerim ben de. Giyersin, giyersin. Ne bu surat? Ay kadın sana rüyanda bile göremeyeceğin elbiseler verdi. İnsan azıcık heveslenir ya. İçinden gelmiş vermiş işte. Bakayım. Sen bunları giyince var ya çiftliğin esas hanımı gibi olacaksın. Ay of Elmas. Ne var canım? Bakıyoruz işte. Hadi kaldıralım bunları. Elmas, annen sana bakınıyordu. Bir mutfağa in istersen. Tabii Aytun. Kızımın eskileri hayırlı olsun Nur Hanım. Ya ağzım açık kaldı ya. Ulan ne adamsınız konuşmuşsunuz bana söylemiyorsunuz be. Kardeşini tenezzül edip de kuzen geliyor bile dememiş. Ben ne yapayım? Ya bırak Allah aşkına ne adamsın ya. Evlendiğin zaman aramazsın.
boşandığın zaman ararsın, hadi kutlayalım dersin. Ya yok Türk kızları kafama uymuyor dersin, elim Fransızların deli dersin. Öyle mi? Yok kuzen, ben anladım zaten. Bana kadın kafası komple uymuyor. Bak bak laflara bak ya. Ne oldu? Kapandı mı Fransa defteri? Kapandı kuzen. La morte. İş güç? İş güç bakacağız işte. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Belki buradan bir Anadolu turu patlatırım, belgesel çekerim. Belki birkaç ajansa proje sunarım. Bakacağız. Ya ayaklara bak ayaklara. Duyan da işinde gücünde adam zannedecek bunu. Kuzen, biz senin gibi patron koltuğuna zincirli beyaz yaka işçilerden değiliz. Hem çalışmak ne ki? Para için çalışmayacaksın kuzen. Para senin için çalışacak. Neyse, sizin sohbetinize doyum olmaz. Ben bir aşağı ineyim. Bu özgür ruhu kulağından tut getir akşam yemeğini. Akşam teyzemin karşısına geçsin. O zaman göreceğim bu özgür ruhu. Hadi görüşürüz. Bırak bu özgür ruh ayaklarını da. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hem senin valizin nerede? Pansiyonda. Bak bana hiç boşuna konuşma. Beni teyzenin esir kampına sokamazsın. Ben yas tutamayacak kadar gencim. Aman ha. Yas bitti. Uyandı İcler. İcler uyandı mı dedin? İcler. Bil bakalım yanımda kim var? Bunları giyinip bir de böyle ortada dolanacaksın değil mi? Kızımın sahip olduğu her şeyi tıpkı bu elbiseler gibi ele geçirebileceğini sanıyorsun sen. Alın. Hepsi sizin olsun. Küstah. Kızımın karşısında nasıl da böyle kanaatkar, boynu bükük rol kesiyorsun. Rol kesen sizsiniz. Sabah Yiğit'in karşısında performansınız göz yaşartıcıydı. Ben bile neredeyse size inanıyordum. Ama gerçek yüzünüz yine ortada. Sürpriz yok yani. Ama sende sürpriz çok. Kim bilir ne hesaplarla atladın da kurtardın kızımı. O kurnaz kafanda ne hesaplar yaptın. Şu elbiselere tamah ettiğine göre kızımdan görüp göreceğin işte bu kadar. Hakaretleriniz bittiyse ben aşağı iniyorum. İn tabii in. Mert'e de biz bakıyoruz nasıl olsa. Ekmek elden, su gölden, gardırop iclalden. Kafana göre geç tabii. Ben de burada işsiz güçsüz oturup çalışıyor gibi yapmaktan mutlu değilim Aytül Hanım. Merak ediyorum aslında biliyor musun? Hasbelkader Yiğit'i kandırıp nikaha basmasaydın, şu an ne iş yapıyor olacaktın sen acaba? Bir iş bulup çalışmaya başladığım zaman görürsünüz. İş bulacağım ben. İş bulacağım. Misafir var diyorsun yani akşama. Tamam bekliyoruz. Konuşuruz tamam. Kimi bekliyormuşuz acaba? Fırat gelmiş. Şahtık şahbaz olduk. Anne niye öyle diyorsun ya? Kuzenimiz değil mi bu çocuk bizim? Nereden kuzenin oluyormuş o senin? Yiğit'in kuzeni o. Baba tarafından. Ay ne fark eder ya? İyi ki bir şey demedim. Bak çocuk yanındaymış Yiğit'in. Kim o falan diye sorsam ne kadar ayıp olacaktı. Neyse gelsin akşam görünce hatırlarım herhalde. Ne oldu? Düştün biraz. Haber vermediğimiz için mi bozuldun? Yok ben şaşırdım sadece. Hiç beklemiyordum. Biz de hiç beklemiyorduk. Allah'ın mucizesi işte. Gerçekleşti. Öyle günler gördüm. Öyle şeyler yaşadım ki hiçbiri telefonda anlatılacak gibi değildi. Sağlığı nasıl? Akşam geldiğinde görürsün. Yok ben bu daveti kabul etmeyeyim. Davet? Seni davet eden kim lan? Geleceksin. Ay
deli dolu çocuktur Fırat ama ben çok severim ha. Komik şey. Ay ben böyle bir hayal meyal hatırlıyorum. Ne yapıyorduk biz evlendikten sonra da görüşüyor muyduk? Ha yok yok. O sizin düğüne de gelmemişti zaten. Ne yaptı öyle küt dedi Fransa'ya falan gitti deli. Orada Monique diye bir kızla mı tanışmış ne evlendi. Hatta bizi düğününe falan çağırmadı. O zamanlar bayağı bozulmuştuk. Ama sen hatırlamazsın sanırım. Aa öyle o derece yani. Ya bu ne böyle Fırat aşağı Fırat yukarı? Başka konuşacak mevzumuz yok mu bizim? Baba tarafından ya annen sevmez. Ay yavrum, kıyamam ben sana. Bak yemeğini getirdim. Dur sen uzanma, ben alırım. Aa, kovuldun mu kız sen? Bismillah, ne oldu? Ay iş ilanlarına bakıyor anne bu, bak işaretlemiş bile. Ay başımıza gelen ne oldu? Hani İclal Hanım çok sevmişti, hani elbiselerini vermişti. Ya bir sakin olun. Kovulmadım ben. Sadece ek iş bakıyordum öyle. Ek iş mi? O ne demek kızım? Ay pes yani. Bu benden de fena çıktı ha. Sen burada 2000 al. Doyma. Ondan sonra git ek iş bak. Nur, dellendin mi sen kızım? Ayıp vallahi, ayıp. İşin varken neymiş o öyle? Kira derdin yok. Faturan yok. Yani 2000 lira neyine yetmiyor halacığım senin? Hiç yani Nur. Ay kızarlar vallahi. Sonra kabak bizim başımıza patlamasın da Aytül Hanım ne doymaz yeğenim varmış diye annemin başına ekşir sonra. Ne dese haklı vallahi Aytül Hanım da. Gül gibi işim varken şurada duymamış olayım kızım. Halacığım ben part time bir iş bakıyorum yarım gün. Hiç burayı ihmal eder miyim? Mert okuldan gelene kadar çalışabileceğim bir iş işte. Ne bileyim garsonluk falan. Ay sen kolunun değil kafanın üstüne düştün galiba. Burası dururken garsonluk ne be? Laf işte laf. Olmaz öyle şey. Unut sen o işi. Hala, lütfen mani olmaya çalışma. Mert okuldan dönene kadar bütün gün boş boş oturuyorum burada. Sıkılıyorum böyle. Lütfen. Kimseye bir şey söyleme. Ben kararımı verdim. Aa, kimseye bir şey söyleme derken de bana bakıyor. Bana ne be, ne yaparsan yap. Hadi ben çalışacağım biraz o zaman. Çalışma odasındayım ben. Bir şey istersen Nur. Gel kızım. Unut öyle ek işmiş. Neymiş öyle? Olmaz öyle şey. Demek iş arıyorsun Nur Hanım. Senin işinden bana da ekmek çıkar. Tamam ben konuştum Yiğit'le ya. Başlayacak klasik arabalarından birini derneğe. Oo bayağı süksemiz olacak yani. Aa Elmas. Versene şu telefonu sen. Elmas sana niye mesaj atıyor Aytül Hanım? Konuşmamız lazım önemli. Ne demek o? Aa terbiyesizliğe bak. Gözümün önünde mesajımı okuyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Ay ne okuyacağım senin mesajını ya. Kabak gibi ortada duruyordu işte. Telefonu sana verirken gördüm. Allah Allah. Anne, hayırdır? Yahu bir Elmas o mu var? Bu dernekteki Elmas Hanım. Ya aramış kadın müzayede için ne yapacağız, önemli konuşalım falan diye yani. Aa şunlara bak. Ay ben ikinize hesap vermek zorunda değilim ayrıca. Ya dernekteki Elmas Hanım 70 yaşında kadın ya. Ay onun gözü görüp de nerede mesaj atacak Allah aşkına? İlla bir şey söylemesi gerekiyorsa açar söyler. Allah Allah. Ay Nazan sen de bir hoşsun yani. Değil diyor işte koskoca kadın yalan mı söyleyecek sana? Acaba benim annem Elmas'la niye mesaj atsın yani? Vallahi bilmem artık.
Zevkli kadın ha. Genç kız gibi kokuyor. Bırak o parfümü. Bir de ortalığı karıştıra karıştıra odamda bekliyorsun utanmadan, öyle mi? Ay sıkmadık parfümünü Aytül Hanım. Tarzım değil zaten. Bir daha bana mesaj atmayacaksın. Nazan gördü, lafı nasıl değiştireceğimi bilemedim. Ay o da yırtık dondan fırlar gibi her şey. Hissesin, terbiyesiz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Gelininiz iş bakıyor Aytül Hanım. Mert okuldayken part time çalışmak istiyormuş. Bak sen şu sinsiye. Yine ortalığı karıştıracak ha? E İclal demez mi iş varken bu ne demek diye? Vallahi malum bu ara araları pek şekerli. Ne yapar eder ondan da izin koparır bizimki. Sırf bana inat yapıyor. Dünyada izin vermem böyle bir şey. İzin vereceksiniz Aytül Hanım. Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Nur'un bulacağı iş bizim beklediğimiz fırsat olabilir. Düşünün bir. Nur Yiğit Bey'in tepesine attıracak bir iş bulsa. Yiğit Bey çalışamazsın dese, bizimki çalışacağım diye tuttursa. Öyle bir iş bulsa ki Yiğit Bey'in gözü dönse. Fena mı olur? Lise mezunu kız. Part time nasıl bir iş bulacak da Yiğit'in gözünü döndürecek, ben anlayamadım. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona bir iş buldum bile. Ay, telefon çalıyor. Bakayım iki dakika, indireceğim seni aşağı. Gülden arıyor. Alo. Güldencim merhaba. Aa, tüh tüh. Ay şimdi yarım günlük sekreter de ara ki bulasın. Ay bilmez miyim canım, çok seçicidir sizin ajans. Öyle önüne geleni almaz. Tamam. Tamam, benim de aklımda olsun. Elmas. Ben şirketteki kızlara da bir haber uçururum. Tamam canım. Ya Elmas. Oldu, konuşuruz. Ya o kadar işaret ediyorum ben diye. Niye bakmıyorsun hiç bana? Ay ondan mı sen şey yaptın öyle? Ben de hadi hadi diyorsun bana diye kızın suratına kapattım ya. Ya anlasana şu işi. Sekreter dedin, yarım günlük dedin. Tam benlik iş sanki. Bir görüşme ayarlasana. Yok kızım. Sen buradan izin almadan ben girmem o işlere. Sonra izin alamazsın falan, çok ayıp olur. Çok ciddi bir mankenlik ajansı burası. Sen bana bir görüşme ayarla. Ben buradan izin alırım. Güven bana. İyi tamam. Bakarız o zaman, bir konuşurum. Hadi. Geç. Hani boşanıp geliyordu bu. Moni'yi de mi getiriyormuş? Burada bir tabak fazla. O tabak benim için Nazan Hanım. Nur'un kolu çok fena ya. Ben de yemek yerken yardım edeyim diye düşündüm. Hani tam da misafirin olduğu akşam, bravo sana. Bakıcı da bizimle yesin diye tutturan sensin. Elbiseler çok yakışmış Nur Hanım. Vallahi önce bir emanet durur üstünde diye bir endişelenmiştim ama... maşallah İclal'in eskileri çok yakışmış sana. Ay ne güzel, böyle kalabalık aile gibi olduk değil mi? Keşke Hafize Hanımları da çağırsaydık ya. Onların canı yok mu? Ay görüyor musun? Nazan Hanım da bizi aileden sayıyor Nur. Çok tatlısınız Nazan Hanım. Biz de sizi inşallah bir akşam müştemilata bekleriz. Aslında halamlar ne zamandan beri birlikte yemiyoruz diye üzülüyorlardı. Nur, bu akşam biz de yiyeceksin. Halanlarla da yarın yersin, tamam? Hadi, kapandı konu. Onca sene. Bu çiftlik hiç mi değişmez ya? Aytül Hanım Efendi'nin despotluğu üzerine sinmiş sanki. Görüyor musun? Gelir gelmez başladı makaraya. Aytül Hanım'ın despotluğu seni orada bekliyor bak. Hadi bekletmeyelim.
bakın size kimi getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Fırat. Merhaba. Fırat'a kal geldi İclal'i görünce. E tabii böyle hortlak görmüş gibi oldun değil mi? Üstüne gitmeyin çocuğun. Daha yeni öğrendi senin uyandığını. E sen hiç değişmemişsin Fırat. Aynı hatırladığım gibisin. Sen de öyle İclal. Seni son gördüğümde nasılsan bugün de öylesin. Hadi buyurun, buyurun. Mert, hadi. Geçmiş olsun. Sanırım günün tek misafiri ben değilim. Nur misafir değil ya. Nur benim babacığım. Yani ailemizden biri. Memnun oldum Nur. Hoş gelmişsin aileye. Ben de memnun oldum. Hadi gel bakalım şöyle yanıma. Mert. Oğlum bardakları koyuver anneciğim. Ah Elmas'a. Bak hiç annemin yemekleri diyor mu? Niye desin be anacığım? Onlar da senin yemeklerin değil mi? Oğlum orası başka, burası başka yine de. Orası hünkâr sofrası mübarek. Yakışır benim kızıma. Yiğit beylerin sofrasında oturmak yakışır. Nur'un kolu sakat diye onu eşlik ediyor baba. Sofranın baş köşesine kurulmadı henüz. O da olur bir gün, o da olur. O sofranın baş köşesi de yakışır benim kızıma. Kızıma yakışır da oğluma yakışmaz mı canım? Bana bak. Senin oğlun bırak bey sofrasında oturmaya. Benim karşımda oturduğuna yatsın kalksın da şükretsin. Vasıfsız elama. Ulan onca tepemin tasını attırmana rağmen hala karşımda oturtuyorum seni. Afiyet olsun anacığım. Oğlum alınganlık yapma baba işte. Ben yiyeceğimi yedim anne, sana afiyet olsun. Git git, sen anca ablanın odasında yatarsın. Serseri. Bravo yani Tayyar Efendi. Bir akşam yemeğini daha zehir zıkkım ettin ya, bravo. Ne derdin var senin bu çocukla? Bu da bizim öz evladımız değil mi? Niye küstürdün şimdi gece gece? Küsmesin de adam olsun İtoğlu'ydu. Erkek adam öyle küsüp gider mi? Ablasını örnek alsın biraz, ablasını. Tuttuğunu koparsın. Ay çok alemsin Fırat ya. Sonunda sen Fransız kızlarını da bize benzettin yani. Sen yıllarca Türk kızlarını şikayet et. Yok işte şöyle kaprisler, böyle kıskançlar, vır vırı ayrı, dır dırı ayrı de. Yani bunların hepsi arkadaşın fikri. Ben asla katılmıyorum. Ay bravo vallahi. Bakın benim kocam da hatırladı evli olduğunu sonunda. Bizim Çapkın yani Fransız kızını kıskandırmayı başardı öyle mi? Aman erkek değil mi hayatım? Sağ gözünden sol gözüne güvenmeyeceksin yani. Türk de olsa yabancı da olsa. Ay vallahi ne doğru dedin Nazancığım ya. Böyle güveniyorsun, hiç beklemediğin insan tam bir yere bakan yürek yakan çıkıyor ondan sonra. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için benim gibi açık olacaksın işte. Ne mal oldun belli olacak. Kusura bakmayın. Efendim. Yarın. Tamam dinliyorum. Mert'i uyuttuktan sonra konuşmamız lazım. Kış bahçesinde. Ya iyi ki geldin Fırat ya. Niçin senin ne komik kuzenin varmış ya. Söyle gideceğim falan demesin. Gerçekten Fırat abi ya. Bak kuzen. Kızlardan sana yoğun destek var. Boşuna ısrar etmeyin canım. Gideceğim diyorsa vardır bir bildiği. Ayça Hanım'ın kamp kurallarını biraz esnettik galiba. Kahvelerimizi de şurada içelim ha. Ne dersiniz? Hadi kalkın. Hadi. Hadi Mert.
Herkese iyi geceler. Şirketten aradılar. Ne diyorlar? Ya, geçen haftaki... Var ya, Fırat abi ilk ortalığı karıştırdı. Yoksa Ejder hayatta kaçırmazdı abimle bakışmalarınızı. Ya çok mu belli ettik? Belliydi yani. Buluşacağız birazdan. Abinin yarın iş görüşmesine gideceğimi söyleyeceğim. Şaka yapıyorsun Nur. Abim hayatta izin vermez. Verecek, verecek. Başka şansı yok. Bu gece Sinan'ın odasında kalabilirsin. Yine oğlunla hasret kaldın Ayça'nın. Yazık sana. Öyle oldu. Ama Sinan'ın sağ solu belli olmaz. Her an çıkıp gelebilir. O yüzden de odası yıllarca onu beklediği gibi aynı şekilde bekleyecek. Burada sana yer yok demek istiyorsun galiba. Onca sinir bozucu huyuna rağmen bir tek şeyi çok seviyorum biliyor musun Fırat? Leb demeden leblebiyi anlamanı. Sen benim açık sözlülüğümü de severdin bir zamanlar. Benden boşuna korkma. Buraya kızının evliliğini bozmaya gelmedim. Ya bu Fırat ne komik çocukmuş ya. Komiktir. Öyledir fırlama. Biz niye küsmüştük ki onunla? Yo, biz küs falan değildik onunla. Bizim düğünümüze gelmemiş. Kendi düğününe de çağırmamış Fransa'ya. Yok, o öyle düğün dernek işlerinden pek anlamaz. Pek işi olmaz onun. Hatta yemeğe de zorla getirdim ben size. Yakasına yapışmasaydım gelmeyecekti fırlama. Yani aile işleriyle falan alakası yok onun. Aşkım şu kolyemi çıkarsana. Her zamanki gibi küstah cüretkarlığın hiç değişmemiş maşallah. Ben sadece içini rahatlatmaya çalışıyorum Ayça'nın. Yıllar önce de söylediğim gibi. Ben ne İclal'e ne de kardeşim gibi bildiğim kuzenime yanlış yapmam. Sen kimi kandırıyorsun? Bütün gece kızıma nasıl baktığını gördüm. Allah'tan korkmuyorsan Yiğit'ten kork. Yat, sıpar, uyu. Yarın sabah da defol git buradan. Bir daha da karşımıza çıkma. Benden boşuna korkma. Bu köprünün altından çok sular aktı. İclal artık benim için... İclal senin için hep bir hayaldi. Şimdi de bir hayal olarak kalacak. İclal'i benim için bir hayal haline getiren sendin. Onu Yiğit'le evlendirmeye kafana koyup... benim ona açılmama bile izin vermedin. O kazadan sonra defalarca karşına çıkıp sana bunu sormak istedim. Mutlu oldun mu? Beni devre dışı bırakıp kızını hiç sevmeyen bir adamla evlendirdiğin için mutlu oldun mu? Misafirlik çok uzamasın. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu. Bu gece çok güzel bir geceydi. Ben hiç bitmesin istedim bu gece. Ben seni çok özledim Yiğit. İlgal. Benim çalışmam lazım. Sen de çok yorgunsun. Hadi yat uyu. Yorgun değilim ben. Yorgun değilim diyorum Yiğit. Duymuyor musun sen beni? Yeter artık Yiğit, yeter. Ben senin karın değil miyim ya? Allah'ım. Ne oluyor? Ben senin karın değil miyim Yiğit? Sen bana neden dokunuyorsun ya? Sana seni çok özledim diyorum ya. Çok özledim seni diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Yeter artık ya. Bağırma. Bağıracağım.
Burada bağıracağım, herkes duysun benim kocamın benden nasıl kaçtığını. Bana nasıl dokunmadığını duysunlar. Yeter, yeter işler, yeter. Asıl sana yeter. Benim bu çektiğim özlem, çektiğim acı... Yeter artık Yiğit. Her seferinde benden kaçıyorsun. Söylesene Yiğit, uyandığından beri bir kere dokunmadın bana ya. Benimle uyumuyorsun, benimle uyanmıyorsun. Aa, olaya bak. Ay güler misin, ağlar mısın? Kadın insan yalvarıyor ya kocasına şey diye. Ay ne diyorsun Elmas? Ayıp. Abuk sabuk konuşma. Numaracı. Sanki hoşuna gitmiyormuş gibi. Sen bana niye dokunmuyorsun ya? Heh. Söylesene. Söyle, cevap ver bana. Sen bana niye dokunmuyorsun? Ben uyandığım günden beri sana kavuşacağım anı bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen her gece benden kaçıyorsun. Sen beni istemiyorsun ya. Olacağı buydu işte. Sonunda kızın başına vurdu bak. Ayıp be Nazan, ayıp. Ya şöyle. Sen beni beğenmiyor musun ya? Heh. Çirkin mi buluyorsun beni? Çirkinleştim mi ben? Ya sen beni hatırlamıyor musun? Unuttun mu sen beni? Ben uyurken unuttun mu sen beni Yiğit? Neden konuşmuyorsun Yiğit? Sen neden susuyorsun? Neden ya? Neden? Bir şey söyle. Ne olur bana bir şey söyle artık. Sen bana niye dokunmuyorsun ya? Allah. Of. Allah. Üçümüze yardım et. Sen üçümüze yardım et, ne olursun. Rahmetli annem eskiden çok gülersen çok ağlarsın derdi. Bu gece en çok İclal gülmüştü galiba. O sözü hiç sevmem. Sanki gülmekten korkalım diye söylemişler. Aferin sana. Oltaya gelmiyorsun. Olta mı atmıştınız? Dedikoduya ne kadar yakınsın bir kontrol etmek istemiştim. Testi geçtin şimdilik. Bence bu gece yaptığınız en kötü espriydi. Dur tahmin edeyim. Bundan daha az kötüsü Türk kızı ve dırdır katsayısı muhabbeti. Size bir sır vereyim Fırat Bey. Türk kızları da siz Avrupalı kadın meraklılarına pek bayılmıyor. İyi geceler. Nur. Sen ne zamandır buradasın? Birkaç aydır. İclal uyandığından beri yani. Evet, hemen hemen. Çok kavga ediyorlar mı? Kendi testinizi kendiniz geçemediniz. Dedikoduya yakın olan sizmişsiniz. Tekrar iyi geceler. Sen beni neden istemiyorsun? Bak, kendine zarar veriyorsun İclal. Sen bana zarar veriyorsun. Beni istemediğin, benden kaçtığın, bana dokunmadın her an, her gece bana zarar veriyorsun. Ben ne yapıyorsam sana zarar gelmesin diye yapıyorum. Sağlığın için yapıyorum. Hadi yat uyu. Zamanı gelince konuşacağız. İclal nasıl? Duydun tabii her şeyi. Çok üzgünüm. Allah'tan üçümüze de yardım dilemekten başka bir şey yapamadım. Doktoruyla konuşacağım onu.
Bu evcilik oyunu böyle gitmiyor. Gitmeyecek de. Yapma Yiğit. Daha çok erken. Güya İclal mutlu olsun diye katlanıyorum buna. Ama mutlu falan değil. Aptal da değil. Görüyor, hissediyor her şeyi. Hangi kadın hissetmez ki sevilmediğini? Ona iyilik değil, kötülük yapıyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Keşke sana iyi gelecek bir şey söyleyebilsem. Sen daha ne yapacaksın? Bunca yaşananlara rağmen bağrına taş basıp her şeye katlanıyorsun. Aşkım. Şu an önemli olan tek şey İcel'in sağlığı. Yanlış bir adım atıp bunca çektiklerimizden sonra ona zarar verirsek işte o zaman bunu kaldıramayız. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şey yapmam lazım. Böyle gitmiyor. Bu şekilde de zarar görüyor kız. Sen ne konuşacaktın benimle? Şey, bu gece eğlenceli bir geceydi. Yani işte. Ne var dilin altında? Şey, aslında... Fırat. Gördü beni, geliyor buraya. Kuzenin bahçedeydi zaten. Neyse ben içeri gireyim, yarın konuşuruz. Yok yok yok, hiçbir yere gitme. Atlatırım ben onu. Boş ver. Yarın konuşuruz. Uyku tutmadı galiba. Öyle oldu. Ben de biraz bahçede dolaştım. Şaka maka özlemişim bu evi. Burası senin de evin sayılır. Dilediğin kadar kalabilirsin. Hiç sıkıntı yok, merak etme. Bunu bir düşüneceğim kuzen. Sağ ol. Tamam hadi uzatma. Sen de büyük para alacaksın diyorum. Ya elinde biri varsa şutla onu, yerine Nur'u koy. Ya sen güven bana. Yarın kendi gözlerinde göreceksin zaten. Tamam şekerim. Tamam yarın konuşuruz, öptüm. Arkadaşımla konuştum. Yarın bekliyorlar seni. Sen izin işini hallettin değil mi? Sorun yok. Şey... Söyleyemedim de. Konuşacağım. Yani merak etme sen. Mahcup etmem seni. Hadi bakalım. İnşallah. Elmas, çok heyecanlıyım ben. İnşallah kabul ederler beni. Sen orasını merak etme, ben araya girdim. De, sen buradakilere ne zaman söyleyeceksin? Bak sorun çıkarsa yakarsın beni, haberin olsun. İşi aldın desinler. Ben hemen konuşacağım Aytül Hanımlarla. Hadi bakalım. Ah. Dur, yardım edeyim. İyi, sen aşağıda bekle o zaman. Ben Yiğit Bey'le gideceğim zaten. Seni de yolda bırakırsın. Ay yok. Hiç zahmet olmasın. Ben otobüse giderim. Hadi, bana şans dile. Görüşürüz. İyi şanslar. Alo Gülden. Ha, kuzenin bir saati sizde. Bak dediklerimi unutma. Ya sen görünce anlayacaksın zaten. Yalnız biraz nazlı kızdır. Ben ona mıymıylık yapmasın diye sekreterlik işi dedim. Sen artık bir punduna getirirsin. Bak dediklerimi yapmadan yollarsan fena bozuşuruz ha. Tamam. Hadi konuşuruz sonra. Ay, sabahın köründe çıkmış gitmiş Fırat ya. Gücendim valla. İnsan bir kahvaltıya kalır bari. Daha buralarda uğrar mutlaka. Ay ne şamata kuzenim o ya. Öyledir o. Ama biraz zor uğrar bence. Niye uğrayacak ki? Aytül Hanım mahkeme duvarı gibi suratına mı uğrasın? İcdel'in gece gece histeri krizlerine mi? Öyle deme yenge ya. Var ya dün gece o kadar sinirim bozuldu ki yani İcdel'in sesini duymamak için taktım kulaklıkları, müzik dinledim sabaha kadar. Abime de İcdel'e de Nur'a da çok yazık. Bugün İcdel'in sağlık durumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Tamam, öğleden sonra ben sizde olmuş olurum.
Peki. Günaydın. Günaydın. Benim güzel karım bugün şirkete mi geliyor benimle? Yok. Şey, aslında benim sana bir şey söylemem lazım ama. Aa, Nur, gitmedin mi sen daha? Biz şirkete giderken seni de bırakırız. Nereye bırakıyoruz seni? Yok, şey... Nur bugün iş görüşmesine gidiyor Yiğit Bey. Sizin haberiniz yok tabii. Hiçbir şey yememişsin. Canım istemiyor. Hava çok güzel. Bak dernekten de müzayedede satılacak parçaların fotoğrafları gelmiş. Bahçeye inelim, kahvemizi içelim, fotoğraflara bakalım. Ne dersin? Kim var evde? Yiğit gitti değil mi? Az önce çıktı. Cahit de erkenden gitti. Nazan'la Yaren bahçedeler. O... Fırat da sabahın köründe çıkıp gitmiş. Biz bizeyiz yani. Tamam hadi sen çık, ben odamda kalacağım. Yapma böyle, hava çok güzel diyorum İclal. Hadi bırak havayı suyu ya. Dün gece nasıl rezil olduğumu da duymamış gibi davranma. Herkes duydu. Lanet çiftlikte herkes her şeyi duyuyor zaten. Rezil oldum ben ya. Kocaman bana dokunmadığını herkes öğrendi. Bana dokun diye kocasına yalvaran kadın oldum ben ya. Unutmuş işte beni. Ben uyurken kokumu unutmuş, tenimi unutmuş. Yiğit alışmış ben uyurken benim yokluğum. Yavrum. Böyle şeyler nasıl konuşulur bilmiyorum ama... senin sağlığın... Başlarım sağlığıma ya. Benim bir önce iyileşmem lazım anne. Yoksa ben kocamı kaybedeceğim. Şimdi bana elini sürmüyor ya. Ben uyurken... beni aldattıysa... anne, beni aldattı mı? Bizimki de ek iş diye tutturunca ben de şaşırdım önce ama... yanlış anlamayın sakın Yiğit Bey. Buradaki maaşından, mutsuz olduğundan falan değil yani. Değil mi Nur? Tabii. Size de söylemeye çekindi tabii önce ama işe kabul edilince hemen söyleyecekti. Değil mi Nur? Aslında dün gece söyleyecektim ama. Ay Aytül Hanımlar da bozulmaz inşallah. Ama sen de tabii buradaki esas işini ihmal etmeyeceksin. İhmal etmem tabii. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yakışıklı adam, genç adam, sağlıklı adam. Ben bunu nasıl daha önce düşünmedim anne ha? Bu adam 3 yıl boyunca ne yaptı anne ben uyurken? Benim kocamın aşkından şüphem yok. Allah korusun anne, ölürüm ben kocamın aşkından şüpheye düşersem. Yavrum. Ya ben uyurken şeytana uyduysa? Ya aklın çencesi birileri? Ya nefsine yenik düştüyse? Allah aşkına neler söylüyorsun İclal? Bunlar konuşulacak şeyler mi? Ha? Böyle şeyler söylenmez, ağza bile gelmez yani. Ya söylesene anne. Kocan seni bekledi desene. Sen uyurken ayrılmadı bir dakika bile boş ucundan. Senin uyanmanı bekledi desene. Sen önceden de gözü senden başkasını görmezdi. Sen uyurken de görmedi desene bana. Hani konuşsana. Senin kocan sana sadık, senin kocan sana aşık desene bana. Senin kocan hep sana sadıktı. Sadıktı. Thank you.
40 günden geç kalma diye Yiğit Bey uçurdu bizi Nur, görüyor musun? Neredeyse geldik. Daha işe alınmadım ki Elmas. Aa, hiç stres yapma. Kesin kabul edileceksin canım. Senden iyisini mi bulacaklar? Hep böyle hızlı gidip gelemezsin ama. Mert'e yetişmen de gerekecek. Olmaz bu iş yaş. Ben Mert'i ihmal etmem. Hem koşullarımı da konuşacağım. Merak etmeyin Yiğit Bey. Şuradan sola dönüyoruz Yiğit Bey. Geldik işte. Burası. Burası bizim geçen sene araba kiralama ofislerimizin tanıtımını yaptığımız yer değil mi? Evet evet, burası. Mankenlik ajansı yani. Ama ben sekreterlik için başvuracağım. Ha tabii canım, bizim kızın ne alakası olur öyle mankenlikle? Ya da hayırlı işler. Teşekkürler Yiğit Bey. Hadi canım, bol şans. Çıkınca beni mutlaka arıyorsun, bak merak ederim sonra. Tamam? Çok hızlı, çok. Hadi bakalım Nur. Ben daha önce izledim, çok keyifli oluyor. Merak etme yani. Başarılı geçer eminim ben. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nur Demir abi ben. İş görüşmesi için gelmiştim. Tamam, şöyle geçin, sizi birazdan alacağım ben sizi. Ajan nasıl heyecanlıydı. İnşallah alır işi. Kısmet. Belki de hayatı değişecek. Sekreterlikle mi değişecek hayatı? Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Ne gibi? Yani küçük yerden geliyor ne de olsa. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Nasıl desem? Hani benim öyle televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Böyle utangaç duruyor ama... İçinde ne hevesler ne umutlar. Bana hiç öyle gelmedi. Hem sabah sabah Nur'un hayallerinden, iş hayatından başka konuşacak konu yok. Heh? Şu raporlardan bahset bana. Tabii Yiğit Bey. Ay anne tamam, bakma öyle. İyiyim ben. Böyle geliyor gidiyor işte arada. O da hep geçmişimi hatırlamadığım için oluyor. Yani nasıl sevildiğimi hatırlasam, Yiğit'in bana nasıl aşık olduğunu hatırlasam böyle olmaz. İyiyim yani ben. Bırak bu kuruntuları. Hadi artık inelim havuza. Şöyle anne kız bir keyif yapalım ortalıkta kimse yokken. Hadi. Anne Nur nerede? Nur'un işi varmış galiba. Sabah izin aldı, şehre inecekmiş. Kızı hala ters davranmıyorsun değil mi? Ben durup dururken kimseye ters davranmam Hicler. Sen de artık bir ölçüyü tuttur. Daha dün yerin dibine sokup çıkarıyordun. Şimdi de başımızın tacı yapma lütfen. Ay anne, bu da buradaymış. Beni çekemeyeceğim ben şimdi. Aman tamam Hicler. Nazan'dan mı çekiniyorsun? Sen keyfine bak gel. Çekineceğim ya. Ama kabuk subuk konuşursa ağzının payını veririm ha. Tamam hadi. Ah gel İcler gel. Basenlere çalışıyorum, vallahi süper. Gel sen de çalış. Sağ ol Nazancığım. Benim basenlerimin ihtiyacı yok. Şımarık. Hadi yavrum, suya gir biraz. Gevşersin. Ben de şöyle ev işleriyle ilgileneyim. Hafizelere bir bakayım. Gelirim ben yanınıza. Ay
Ay gir gir İclay vallahi. Serinlersin birazcık. Yiğit ne yaptı? Söyle çabuk. Bismillah Aytül Hanım, daha yeni bıraktık kızı. Hayret bir şey ya. Karımızın bir cep telefonu yok ki arayalım soralım. Hadi hayırlı olsun. İnşaat başladı bugün. Akşam istiyorsan bir uğrayalım. İşçiler seni görürse moral olur onlara da. Tamam, uğrarız. Ne oldu? Neyin var senin? Dün gece yüzünden işler... Aman aman. Aman dün gece hatırlatma. Doktor ile konuşacağım bugün. Belki de psikolojik destek lazım işlerle. Yok yok. Başka bir şey var sende. Nur var bende, Nur. Başka ne olacak? Ya ne oldu, kırılmış mı? Kavga mı ettiniz? Etmedik. Ama yakında edeceğiz. Hem de babasını edeceğiz kavganı. Elmas'cığım. Senin iyi güzel hoş da bize her gün bunlardan onlarcası geliyor. E bizim anlaştığımız model de iyi. Hem profesyonel. Yani garanti veremem. Gülden ne bu ayaklar şimdi ya? Biz dün ne konuştuk seninle? E şekerim, iyi güzel konuştuk da sen hemen yarın diyorsun. Ya ben patronlarıma ne diyeceğim? Yani ben yarına yetiştirmem mümkün değil. Anlıyor musun? Garanti veremiyorum. Ben garanti veriyorum sana. Sen yarın bu işi hallet. Hesabına geçecek para tam. Ne? Ha. Rakamı bir daha söyler misin? Ha. Kızım, bunun arkasında kim var? Orasını karıştırma. Sen havadan alacağın paraya bak. O zaman kendin karar ver işte. Patrondan fırça yemeye değer mi, değmez mi? Ay şekerim, seni mi kıracağım? Evet arkadaşlar, son yarım saat lütfen acele edelim. Engin'cim, şekerim, çekimle ilgili bir değişikliğimiz var. Sakın bana kötü haber verme. Modelimiz değişti. Hadi artık. Alabiliriz sizi yukarıya. Ya ben karımı çalıştırmam mı diyorum? Demiyorum. Ama böyle de olmaz ki kardeşim. Şuraya bak. Karımız iş görüşmesine gidiyor. Biz sabah şoförlüğünü yaptığımızda haber alıyoruz. E al, al, burası da iş yeri. Gel burada çalış, gözümün önünde ol. Yiğit. Bak kız bütün gün evde bakıcılık yapıyor. Para da almıyor. Zaten sana daha önce de söylemiş çalışmam lazım diye. Ya bırak çalışsın, para kazansın, bir nefes alsın kız ya. Ya beni deli etme Allah aşkına. Ben çalışmasın mı diyorum? Çalışsın. Benim niye son dakikada haberim oluyor? Ben buna deli oluyorum. Evde mankenlik ajansı gibi yerde. Git başka yerde sekreterlik yap. Gireni belli değil, çıkanı belli değil. Yok yok. Sen sardın tamam. Kıskançlıktan sardın sen. Yok ya, ben gidiyorum. Hastane öğleden sonra demiştin. Yok ya, ben burada bekleyemiyorum. Gideceğim, bakacağım şu kıza. Bak Yiğit, gidip de kıza bir hamzoluk falan yapayım deme. Yok daha neler. Gidip karımızın iş görüşmesini basacak halimiz yok. Vallahi sen yaparsın. Ben senden her şeyi beklerim Yiğit. Ya sabır ya. Gideceğim kapısını. Efendi gibi bekleyeceğim kızı. Bakayım almış mı işi. Cep telefonu yok ki bir arayalım soralım. Bir telefon alamadım kıza ya. Bir telefon. Yandı bu kız, yandı. Vallahi yandı. Evet beyler, ne düşünüyorsunuz? Kız güzel, fena değil ama tecrübe istiyorsun. Hem bizim modele ne oldu? Arıza mı yaptın? Ay bırak şimdi eskiyi. Yani sana yeni yüz getirdim, keşif. Ben buna koreografi öğretmekle uğraşamam. Vakit yok Gülden. Yarına çıkmaz bu. Ben bu kızı istiyorum. O kadar.
Merhaba. Nur Demir Ağa değil mi? Evet. Elmas Hanım senden çok bahsetti. Hadi gel benimle. Stüdyoya inelim, orada konuşalım. Stüdyo mu? Yok, yanlış olmasın. Ben yarım gün sekreterlik işi için gelmiştim. Gel sen gel, yanlışlık yok. Hadi gel benimle. Ne kadarımız var arkadaşlar? 15 dakika yeter. Çok enteresan bir havan var Nur. Nasıl? Yani değişik bir tipsin. Gülden Hanım, benim biraz zaman sorunum var da... acaba artık şu sekreterlik işini bir konuşsak? Ay, sekreterlik işi kolay, part time istiyorsun değil mi? Evet. Yani hemen başlayabilirsin. Ay, nerede kaldı bu kız ya? Nasıl yani? İşe kabul edildin mi? Yani tecrüben yok biliyorum ama arada elması olunca... bir haftalık deneme süresinden sonra kesin kararımızı veririz. Çok teşekkürler. Nur, ekibe bir iyilik yapmak ister misin? Tabii, tabii isterim. Şimdi, bizim bugün bir deneme çekimimiz vardı. Hı-hı. Ama modelimiz geç kaldı. Bütün ekibi de sırf prova çekimi için burada bekletemem. O zaman benim modeli aramam ve çabuk ol demem gerekiyor değil mi? Hayır tatlım, modelin yerine geçip poz vermen gerekiyor. Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Televizyondakilerden, o mankenlerden ne eksik havaları. Saçmalık. Yok, Gülden Hanım. Ben size yardım etmek isterim ama ben öyle poz veremem. Yapamam ben. Ay Nur, seni reklam yıldızı yapacak falan değiliz. Rahat ol, deneme sadece. Tamam da beni neden deniyorsunuz? Ben sekreterlik için buradayım. Fotoğraf çektiremem ben. Şekerim, beni yanlış anladın. Seni denemeyeceğiz ki. Tüm ekibim yeni. Kuaförüm, makyözüm, fotoğrafçım bile yeni. Benim onları denemem lazım. Modelim de geç kaldı. Koskoca ajans koordinatörü olarak kendi üzerimde deneyecek halim yok herhalde. Sen işe başladın az önce. Bir sekreter olarak kriz anlarında çözüm odaklı davranmanı bekleriz. Ama ben gerçekten yapamam. Öyle poz veremem. Yaparsın. Hadi gel. Makyaja başlayabilirsiniz. Gülden Hanım, ben gerçekten... Nur, sadece yarım saatini alacak. Hem senin içinde bir değişiklik olur. Bir daha nereden bulacaksın böyle fotoğraf çektirme fırsatı? Alırsın, götürürsün, evine asarsın. Bir anı olur. Tamam, hadi bakalım. Anı olur. Evet, evet. Nijel havuza girseydin rahatlardım vallahi, iyi gelirdi. Neye iyi gelir Nazan? Ay canım işte stresini falan atardın. Ne bileyim. Sonuçta akşamları tıkın tıkın sonra bütün gece hareketsiz yat. Ay insan şişer yani. Neyi mal diyorsun sen ya? Ne terbiyesiz kadınsın sen yani, kim yatıp da şişiyormuş geceleri? Aa ne oluyor ya? Ay ben ne dedim şimdi? Bırak Allah aşkına, sen ne dediğini gayet iyi biliyorsun. Ama ben muhatap olmayacağım seninle. Biraz utan Nazan ya, azıcık utanman olsun. Ay affedersin de bunda utanacak ne var şimdi acaba? Yani ben seni anladığımı ifade etmeye çalışıyorum. Yani sonuçta senin neler çektiğini, neden asabiyet yaptığını biliyorum demeye çalışıyorum. Hayır yani kadın kadının halinden anlar diyeceğin yerde şu yaptığına bak Allah aşkına. Sen benim derdimi bırak, kendi derdine ya.
Affedersin de ne varmış benim halimde? Sen çok akıllı, çok zeki geçiniyorsun ya. İnsanların hayatında yol gözün kulağın. Sen dön de bir kendi hayatına bak önce. Sen bu evin içinde bütün gün içinde koşarken senin kocan güpegündüz ne haltlar karıştırıyor onu öğren. Ona yan sen Nazan. Sen ne diyorsun İclal ya? Bana bak, madem attın ortaya bir taş keresini bir getirsen bakayım. Neyine yanacakmışım ben kocamın? Vallahi bilmiyorum, onu da sen bul artık. Herkesin defosunu, pasosunu buluyorsun ya. Git kocanınkini de bul, hadi. Ne oluyor Nazan? Kızına sor Aytül Hanım. Nesi var bunun? Nesi olacak ya? Bastı damarıma, ben de verdim ağzını payını. Hele bir şey bulayım. Hele bir şey bulayım Cahit. Tamam. Kiralık araba sözleşmeleri de tamam. Bugünlük imza kotamı doldurmuş bulunuyorum, öyle mi? Bugünlük işimiz bitti Cahit Bey. Benim sizinle işim bitmedi Cahit Bey. Peki. Begüm sen çıkabilirsin. Buyur Elmas, otur şöyle. Yiğit Bey'in istediği dokümanları konuşalım. Konuşalım. Hayırdır Elmas? İmzalar dolmasa görüşemeyeceğiz ha. E yoğunum Cahit, görüyorsun. Eskisinden farklı ne yapıyorsun ki? Her şey aynı. Bir boş vermiş, bir vurdum duymazlık var sende. Ay Cahit, sen de iyice alıngan oldun ama. Sensin alıngan. Ben senin niye böyle olduğunu biliyorum. Benimle ilgilenmezsen... Ben de seninle ilgilenmem diyorsun, öyle mi? Ha, aşkım çok güzel. Ay bak nasıl da anlar sevgilisinin dilinden. Çok zarif bir şey. Maşallah, gözleriniz yeter. Bak, bambaşka bir kız oldun Nur. Daha önce kendimi hiç böyle görmemiştim. Şimdi kostüm de giyeceğiz. Kostüm de mi var? Olmuşken tam olsun ama, değil mi? Yani rahat ol artık, anın tadını çıkart. İleride bugünü hatırladığında iyi ki yapmışsın, ne güzel hatıra oldu diyeceksin. Tabii. Olmuşken tam olsun. Arkadaşım iş başvurusunda bulunacaktı. Adı Nur Kozan. Demira. Nur Demira. Sekreterlik için müracaat etmişti de ona bakmaya gelmiştim. Yiğit Kozan değil mi? Tanıdım sizi. Ben bizim ajansın işleri için çok gidip geldim sizin şirkete. Ya öyle mi? Ne güzel. Nerede kendisi? Normalde böyle iş görüşmeleriyle ilgili dışarıya bilgi vermiyoruz ama siz farklısınız tabii. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani? Bakayım hemen Yiğit Bey. Gülden Hanım'laymış randevusu. Ben işe başladı diye biliyorum. Hatta stüdyoya bile geçtiler. Stüdyo mu? Gülden Hanım'ı asiste ediyor sanırım. Buyurun bir kahve ikram edelim size beklerken arkadaşınızı.
Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kendi elbisemi giysem? Ay şekerim. Yani gerilme. Sadece yüzümü çekeceğiz zaten. E o zaman kendi elbisemi giyeyim. Kendi elbisen olur mu hiç? Şampuan reklamı bu. Böyle bu elbise iyi. Güzel. Hadi gidelim. Benzin, 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 benzin. Salak. Benzini de kendi kredi kartıyla almış. Bu bizim kuyumcunun faturası. Var ya Cahit. Alo. Merhaba Ziya Bey. Nazan Kozan ben. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ha, öyle mi? Tamam, ilk fırsatta oradayım o zaman. De ben sizi bugün başka bir şey için rahatsız etmiştim. Eşim dün sizden alışveriş yapmış. Aa evet, doğru doğru. Doğru evet, haftaya bizim evlilik yıl dönümümüz. Şimdi hani malum biz kadınlar sürprizleri çok severiz tabii ama bir o kadar da sabırsızızdır. Şimdi ben sizden küçük bir yaramazlık rica etsem. Acaba evlenme yıl dönümü hediyemizin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Broş demek. Ya durup durup sinirleniyorum İcilal. Ne lüzum vardı? Niye pirelendirdin şimdi kızı? Ay anne yeter, sıkıldım ama bak. Kendi kaşındı diyorum sana ya. Allah Allah, üstüme geldi, ben de patladım. Ne var yani bunda bu kadar? Ha, o da Cahit'e patlasın. Ondan sonra Elmas'tan şüphelensin. Al başına belayı. Ben ona Elmas'tan anlamadım. Nereden şüphelenecek? Kendini akıllı sanan avanak şimdiye kadar şüphelenmemiş. Şimdi mi dalga edecek kafasına ya? Sen niye uyuyorsun ki ona? Ha? Ha tamam de geç. Çok mu zor? Ay Mert gelmemiştir inşallah ya. Nerede kaldı ki bu Nur? Yok ortada. Merhaba. Aa, kim gelmiş? Hem de bavullarıyla gelmiş. Hay Allah, havuz keyfini kaçırmışım galiba. Gider ayak helallik almaya mı geldin? Yolculuk nereye? Kozan çiftliği acıdan. Her zamanki gibi yolun sonu. Dün gece Yiğit'le konuştuk biraz. Beni burada kalmaya ikna etti. Başlıyoruz. Dur, hiç gerilme, rahat ol. Sadece komutları dinle. Birkaç kare fotoğraf çekecekler zaten. Hı. Hadi bakalım. Bana bakıyorsun, rahat davranıyorsun. Benim komutlarımı dinliyorsun Nur. Fanı alayım. Evet, ver fanı.
İşte bu kadar. Bak nasıl havaya girdi. Yalnız hiç fena değil. Ciddiyim. Nasıl oldu? Güzel çıktın mı? Harikaydın hayatım. E hadi gösterin. Ne zaman alabilirim? Neyi alıp gidiyormuş? Gel terin soğumadan biz üstünü değiştirelim sen. Nasıl? Çok keyifliydi değil mi? Evet, gerçekten çok keyifliydi. Bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir anım oldu benim için de. Ne zaman alırım fotoğraflarımı? Yarın geldiğinde alırsın. Fotoğrafçı beyle sizden başkası görmez değil mi? Sonuçta çok iddialı fotoğraflar. Ay, kim görecek canım? Yani zaten birkaç tanesini sana verdikten sonra hepsini sileceğiz. Merak etme sen. Hadi sen üstünü değiştir istersen. Makyajın kalsın. Yok. Ben bu makyajla eve gidemem. Tamam, makyajı gönderiyorum hemen. Hadi. Alo ikincim. Sana çekim fotoğraflarını gönderiyorum. Hemen çalışmaya başla. Bütün gece baskıdasınız, sabah iş bitmiş olacak. Tamam. Reklam yıldızı Nur Kozan. Bakalım kocacığı şimdi ne yapacak? Aşkım, inanır mısın? İşe girdim. İnanırım tabii, niye inanmayayım? Tamam, haklısın, kızgınsın ama ben sana dün gece söyleyecektim başvuru yapacağımı. Ama... Ama ne? Ama söyleyemedim. Ya benle konuşmadan, bana danışmadan iş yapıyorsun. Hayret bir şeysin ya. Gözünün içine bakıyorum senin, şu işi kabul etme diye. Sen daha ilk görüşmeye geldiğin gün işbaşı yapıyorsun ya. Tamam, haklısın ama... Ne? Ama ne? Bu ne acele ya? İlk gittiğin görüşmede atlıyorsun işe. Ben belki daha iyisini bulacağım. Ya hep sen. Ben kendi bulduğum işte çalışmak istiyorum. Niye anlamıyorsun beni? Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Senin yardımınla ayakta kalmak değil. Tabii. Sen benden istemediğin yardımı o elmastan al bakalım. Ama çok güvenme ona. Seni hiç tanımıyor. Nasıl? Niye böyle bir şey söyledin ki şimdi? Hiç tanımıyor seni kuzeni. Huyunu suyunu falan bilmiyor. Ruhunu bilmiyor be, ruhunu. Neymiş, burası mankenlik ajansıymış da senin de çocukluktan beri poz vermek varmış içinde. Televizyonda gördüklerinden daha güzel olduğunu iddia edermişsin. Yok işte senin neyin eksikmiş, zartmış, zurtmuş. Ama ben kime söylüyorum, kime? Sen kocandan destek alacağına, benim lafımı dinleyeceğine, o seni zerre kadar tanımayan elmasın ipiyle kuyuya in. Aslında ben bir şey... Tabii. Ağaç olduk burada, doktoru da unuttuk. İcral'in doktoruyla konuşacaktım ben. Neyse, oraya giderken seni de şirkete bırakayım. Şoför eve bıraksın seni. Yok, gerek yok. Ben buradan otobüse binerim. Hem Mert'e daha fazla geç kalmayayım. Ha tabii. Böyle ilk günden geç kalırsın işte. Yiğit, lütfen. Tamam karıcığım, tamam. Sen otobüsüne bin, tamam mı? Eve kadar böyle ayakta, kendi ayaklarının üstünde dura dura git. Seni şoföre göndereyim diyen de kabahat. Katla Berna ilgileniyor. Bir ihtiyacın olursa seslenebilirsin. Çok zarifsiniz Ayça Hanım. Ben kendi işimi kendim hallediyorum zaten. Yardıma ihtiyacım yok. Hani ne diyorlardı? Bir senin gibi böyle hayata hafife alan, kafasına göre özgür yaşayan tiplere ne denirdi? Bir söz vardı. Hatta sen söylerdin onu yiğitlere. Ben öyleyim ama siz öyle değilsiniz falan derdin. Neydi o? Sanırım bohem demeye çalışıyorsunuz Ayça Hanım. Bohem. Senin ağzından çıkınca nasıl da havalı oluyor. Peki senin gibi bohem birine böyle kuzenin evinde sığıntı gibi yaşamak yakışıyor mu? Siz görmeyeli benim lügatımı değil ama ruhumu unutmuşsunuz Ayça Hanım. Bu
kuzenin evinde sığıntı gibi yaşamanın mevzusu var ya, o bana işlemez. Çok arabesk kaçıyor be Aycıl Hanım. Siz bu Alaturka kafayla o ergenlikten çıkamayan zavallı oğlunuzu kışkışlardınız ya. O da çoktan gitmiş zaten. Sen benim oğlumu diline dolayacak adam mısın? Hiç utanman, edebin kalmamış. Hoş zaten yoktu. Engel olamadım buraya çöreklenmene. Ama seni kızımın peşinde görürsem yahut kızımın evliliğinde en küçük bir tehdit sezersem sen o zaman gör kışkışlamayı. Kızınızın evliliğinin dinamiti ben değilim Ayçil Hanım. Ama o dinamit çoktan patlamış zaten. Bu arada sen benimle uğraşmayı bırak. Kızını bu enkazdan çıkarmaya bak. Başımdaki bela bir de iki oldu. Sabırsızlığınızı anlıyorum Yiğit Bey. Ama maalesef İjlal Hanım için size uyandığı gün söylediklerimden farklı bir şey söyleyemeyeceğim. İjlal Hanım'da yolumuz uzun. Ama henüz hafızası yerine gelmiş de değil zaten. Peki bir şeyler hatırlaması, iyileşme sürecinin hızlanması anlamına geliyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Kısmi hafıza bozukluğunun düzelmesi neredeyse yolun yarısı demek. Yarın birkaç proje için görüşmem var. Bakalım. Yapacağım galiba bir şeyler. Çiftlik hayatı açacak galiba beni. Doğa, sessizlik. Çiftlik sakinleri her ne kadar sakin olmasa da ilham verici bir yer burası. Of Yiğit. Of. Biliyor musun, kalmana sevindim. Gerçekten. İlhamın bol olsun. Neyin var senin? Dalgınlık mı, keyifsizlik mi? Yorgunluk. Yorgunluk diyelim. Dinlenince geçer. Hadi iyi geceler. Zamanı gelince konuşacağız. Ne konuşacaksın? Sen yoksan yok, hayatta yok. İzmir, ne yapıyorsun İzmir? Bırak! Çok mutluyduk değil mi? Heh, çok mutluyduk. Biz çok aşıktık birbirimize. Çok seviyorduk birbirimizi değil mi? Sen bir şeyler mi hatırladın? Hatırlamadım. Ben hatırlamadım. Sen söyle bana. Çok aşıktık birbirimize de. Çok seviyorduk birbirimizi. Biz çok mutluyduk. İjlal Hanım için size uyandığı gün söylediklerimden farklı bir şey söyleyemeyeceğim. İjlal Hanım'da yolumuz uzun. Ama henüz hafızası yerine gelmiş de değil zaten. Ama bir şeyler hatırlaması, iyileşme sürecinin hızlanması anlamına geliyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Kısmi hafıza bozukluğunun düzelmesi neredeyse yolun yarısı demek. E pes yani Nur. O kadar ben buldum sana ajans işini. Hiç ilk günün nasıl geçti diye anlatmıyorsun yani. Sen benden istemediğin yardımı o elmastan al bakalım. Ama çok güvenme ona. Seni hiç tanımıyor. Hiç tanımıyor seni kuzenin.
Huyunu suyunu falan bilmiyor. Ruhunu bilmiyor be, ruhunu. Neymiş, burası mankenlik ajansıymış da senin de çocukluktan beri poz vermek varmış içinde. Televizyonda gördüklerinden daha güzel olduğunu iddia edermişsin. Yok işte senin neyin eksikmiş, zartmış, durtmuş. Cevap vermeyecek misin? O kadarını da hak etmiyoruz yani. İyiydi işte. Güzeldi. Uyuyacağım ben. Hadi iyi geceler. Ne şanslısın. Şimdi mışıl mışıl uyuyacaksın. Ben kim bilir kaç saat çalışacağım daha Yiğit Bey'in korkusuna. Ay o kadar Nemrut'tu ki bugün. Yemekte de bir tersti. Hayır iş yerinde de her şey yolunda ama... karısı bunaltıyor işte. Tadı tuzu kalmadı adamın. Elmas, sen işini yap. Ben de uyuyayım, olur mu? Hadi kolay gelsin. Günaydın. Şunu vereyim. Sen okula mı gideceksin? Hadi bakalım. İyi dersler. Haydi canım. Güzel bir gün olacak. Öyle. Ben de seni bekliyordum. Küs müyüz hala? Mert miyim ben? Böyle sevimli sevimli küs müyüz falan? Ne bileyim. Yüzüme bile bakmıyorsun. Ben de şansımı böyle deneyeyim dedim. Toplantım var. Acele etmem gerekiyor. Seni de bırakayım diyeceğim ama... şimdi sen benim arabama binince... kendi ayaklarının üstünde duramazsın falan. Bozar seni. Yiğit büyütüyorsun. Alt tarafı işe girdim, çalışıyorum. Kötü bir şey yapıyormuşum gibi davranma artık. Hem daha ilk günümü anlatamadım sana. Yani... kızacaksın biliyorum ama... söylemem gereken bir şey var. Hatıra olsun diye ben... Tamam, tamam yeter. Bugün kızacağım, hiçbir şey duymak istemiyorum. Hadi benim acelem var, işe gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Acele et de otobüsünü kaçırma. Sinir şey. Gitti. Ha beni almadan gitti. Tamam. Birlikte otobüse bineriz gideriz. Yok canım. Bence Ait Bey'i beklerim. Şimdi hiç binemeyeceğim otobüse. Peki sen bilirsin. Hay Allah. Bomba patlarken Yiğit Bey'in yanında olamayacağım demek ki. Sen bugün işe gitmiyorsun galiba. Yok. Yiğit Bey'i kaçırdım. Şimdi Ait Bey'i bekliyorum Nazan'ı. Cahit bugün sana yaramaz canım. Şantiyeye gidecek. Cahit Bey bana her zaman yarar. Yani beni yaya bırakacak değil ya. Bir araç ayarlar mutlaka. Boş. Boş. Beğendiniz mi?
Sen yoksan hayatta yok. İzler ne yapıyorsun İzler? Bırak! Yapma! Olmaz, boşanmak istemiş olmaz. 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 Hayır, olmaz. Olmaz, hiç olmaz. Bak İcdar, ben senden boşanmak istiyorum. Anlıyor musun? Senden boşanmak istiyorum. Olmaz, olmaz. 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 Hayır, olmaz. Olmaz, hiç olmaz. İcdar Hanım. İzler Hanım. Kocam nerede? Nerede kocam? Nerede? Bir de büyütüyorsun diyor ya. Bir de büyütüyorsun diyor ya. Bu imkansız.